Çiçeği burnunda gelin Gülşen, Çeşme'de eşi Ozan Çolakoğlu ve yakın dostu Cem Belevi ile tatilde. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Gülşen, hamileliğiyle ilgili ilk kez Magazin 8'e konuştu. Bu arada baba adayı Ozan Çolakoğlu'nun heyecanlı halleri de gözümüzden kaçmadı. Gülşen hamileliğine dair ilk kez bu kadar açık konuştu. Bir de bulantıları yok, eşerme yok. Ünlü şarkıcı annelik planlarını ilk kez Magazin 8'e anlattı. Sağlığım el verdiğince. Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen'in hamile olduğunu öğrenince neden panikledi? Beraber aynı anda doğuracağız. Ozan Çolakoğlu aranjörlüğünü de yaptığı Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili neler söyledi? Bu Tarkan'ın her çıkışında olmuş bir şey. Çeşme'nin en sakin plajlarından birinde ağaçların altına atılmış bir şezlongda güneşleniyor Gülşen. Eşi Ozan Çolakoğlu etrafında adeta pervane. Yakın arkadaşı Cem Belevi ise hemen yanında. Yeşil bikinisiyle dikkatleri hemen çeken Gülşen telefonda hararetli bir görüşme yapıyor. Cem Belevi ise kayıtta. Biz onları, onlar bizi çekiyor. Bu kadar uzaktan bakışmak yeter. Hadi bir araya gelelim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, teşekkürler. Gülşen, Ozan Çolakoğlu çifti için bu yaz yoğun geçecek. Neredeyse her akşam bir yerde sahneye çıkıyorlar. Hal böyle olunca da işle tatili birleştirmişler. Dinlendik. Güzel bir geçiriyoruz. Ozan Çolakoğlu bu görüntülerin çekildiği akşam ünlü bir kulüpte DJ'lik yapacaktı. Öncesinde eşi Gülşen ve yakın dostu şarkıcı Cem Belevi ile soluğu deniz kenarında almıştı. Yeni geldik zaten. Sanırım sahne var. Saat evet, bu akşam var. Var bu akşam. Onun için geldik. Ozan Çolakoğlu pek konuşkan değildir normalde ama o gün keyfi pek yerindeydi. Biz sorduk, o yanıtladı. İlk konu başlığımızsa aranjesini kendisinin yaptığı Tarkan'ın yeni şarkısı Cuppa Cuppa. Cuppa cuppa cuppa, cuppa da cuppa cuppa, aranj aramaz bas sabaha kadar da. Tepkiler karışık, seven de var sevmeyen de var ama bu Tarkan'ın her çıkışında olmuş bir şey. Şıkıdımda da oldu, şımarıkta da oldu. Başka dudu hepsinde. Ozan Çolakoğlu tepkiler karışık dedi ama bir dipnot eklemeyi de ihmal etmedi. O klasik bir şey haline geldi artık. Her çıkışında böyle bir kutuplaşma oluyor sevenler sevmeyenler. Bir ay sonra herkes göbek atıp oynuyor şarkıda. Yine aynısı olacaktır bence. Şarkıyı herkesten önce dinleme şansına sahip olan Gülşen de hemen konuya dahil oldu. Bu arada Gülşen'in plaj şıklığı gözümüzden kaçmadı. Yeşil, sarı ve kahverengi asimetrik desenlerden oluşan kaftan tarzındaki pareosu, kedi gözü şeklindeki beyaz çerçeveli gözlükleri ve renkli halka küpeleriyle deniz kenarında da moda zevkini konuşturmuş Gülşen. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı, sabret af çıksın sana. Gülşen beyaz ten tutkunlarındandır. Genellikle yaz tatillerini güneşe çıkmamaya özen göstererek geçirir. Ama röportaj başlamadan sere serpe güneşleniyordu ünlü şarkıcı hatırlarsanız. Güneş nedeniyle minik minik çiller bile oluşmuş Gülşen'in yüzünde. Acaba bu ani karar değişikliğiyle güneşe çıkmasının nedeni ne? Böyle esmer teni çok sevmiyorum ben. Güneşten fazlasıyla korunuyorum ama bu aralar bu vitamin de lazım. Fit vücudunu korumayı başardığı için pek fazla belli olmasa da malum Gülşen 3 aylık hamile. Güneşe de D vitamini bebeğe gerekli olduğu için çıkıyormuş. Yok valla billa, bana sen lazım illa, güzellikle veya zorla. Hamile hanımlar biraz duygusallaşır. Hayatlarının baştan aşağı yenileneceği o günü beklemek biraz zor gelir. Gülşen'de durum ne acaba? Hiçbir değişiklik yok. Yani bu da bir enteresan mıdır bilmiyorum ama doktor normal diyor. Her şey yolunda diyor. Hayatında nasıl devam ediyorsan aynı şekilde devam edebilirsin dedi. Ben de doktorun dediklerine birebir harfiyen uyuyorum.
Ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Her şey yolunda yani. Gülşen hamile olmayı sevmiş. Hatta aşerme işini bile eşi Ozan Çolakoğlu'na bırakmış. Güzel geçiriyorum aslında. Herhangi bir böyle rahatsızlık yok. Bir de bulantıları yok, aşerme yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel geçiyor. Ama herhalde siz... Vallahi ben yemeyeceğim Ozan için. O benden daha fazla aşeriyor. Sanki Ozan Çolakoğlu biraz daha heyecanlı gibi. Baksanıza aşermeye bile başlamış. Beraber aynı anda doğuracağız. Galiba Ozan daha çok kilo alacak. Ben daha çok kilo... heyecanlısın. Evet. Yo, ikimiz de aynı heyecandayız da. Benim ikinci olacak. Onun için neden aşırı mutluyum. Dediğimiz gibi ünlü çift tatil ve işi bir araya getirmiş. Çeşme'ye hem çalışmaya hem dinlenmeye gelmişler. Anlaşılan Gülşen sahneden inip doğuma koşacak. Kaç aya kadar sahneye çıkmayı düşünüyorsunuz? Son güne kadar. Sağlığım el verdiğince sonuna kadar. Kötü